Merhaba arkadaşlar, Bir Dünya Oyuncağı hoş geldiniz. Bu videoda Barbie bebeğim ve arkadaşlar için aldığım Barbie oyuncak paketini açacağım. Önceki videolarımı izlediyseniz bu paketi hatırlamış olmalısınız. Evet, internet alışverişinden aldığım oyuncak paketiydi. Barbie'nin mobilya ve aksesuar serisinden Barbie setini almıştım. Ve ilk olarak diğer oyuncaklardan önce bunu açacağımı söylemiştim. İşte bu videoda bu Barbie setini birlikte açacağız. Kutunun içinde bebeği yok. Bu seti tamamlayıcı olarak bir de hamak göstermiş arkadaşlar. Bunlar dış mekan mobilyaları. Bir de şezlongu falan var, onu da göstereyim hemen. İşte böyle. Bunu da başka bir videoda açacağım. Bakın, bunu tamamlayıcı aksesuar olarak da bunu göstermiş. Bunu bulamadım. Belki deniz gelmemiştir, hiçbir yerde rastlamadım buna. Ama bende başka bir havuz partisi var. Hayır, benzemiyor. Böyle, bendeki böyle. Yeni bir oyuncak değil arkadaşlar, bu oldukça eski. Barbie'nin Life in the Dream House aksesuarlarından. Arabasını daha önce açmıştım. Havuzu açmak için de açıkçası yazın gelmesini bekliyordum ama istiyorsanız hemen açabilirim. Şimdi bu kutuları alıyorum. Bunları açacağımız zaman daha detaylı inceleriz. Ve ben Barbie setime, yani videomuzun asıl konusuna, çok beğendiğim, çok istediğim ve sonunda aldığım ve bugün de bu videoda paketinden çıkartacak olduğum şu Barbie setine dönelim. Evet arkadaşlar, artık kutusundan çıkartıyorum. Bu Barbie setinde hoşuma gitmeyen bir şey var. Kapıları açılmıyormuş arkadaşlar. Şimdi kutudan çıkardıktan sonra bir girişimde bulunacağım. Bir tadilat işlemi yapacağız. Bakalım kapıları açılabilir hale getirebilecek miyiz? Bakın, Barbie ve arkadaşları biraz kalabalıklar. Şuradaki yiyecekler onlara yetmez. Oyun hamurlarından onlara yiyecekler yapacağız. Bir tane hamburger var. Onlar ama 5 kişiler. 4 tane daha hamburger yapacağız. Hadi bakalım. Kutuyu açmaya başlıyorum. Ve işte Barbie setim paketinden çıktı. İşte böyle. Önce ızgarasından başlayalım. Izgarası buraya sabit galiba. Izgarasını çıkartıp yıkayabiliyor muyuz? Hayır, ızgarası çıkmıyor. Ve üzerindeki maalesef sucuklar ve sosisler de çıkmıyor. Neden yapıştırmışlar anlamış değilim. Çıksaydı ne olurdu sanki? Izgaranın düğmeleri hareketli değil. Ve evet, kapıları da açılmıyor. Ama arkasını boş bırakmışlar. Aksesuarlarınızı, tencerenizi, tavanızı, tabaklarınızı, bardaklarınızı koyabilirsiniz diye raf yapmışlar. Sanırım ben bunu açılır bir kapak yapamayacağım arkadaşlar. Evet, şuradan da, çünkü bu raf olmasaydı çok kolaydı işim. Şuralardan kesip. Evet, sanırım olmayacak. Ve oldukça sert bir malzeme, kırılabilir. Acaba denesem mi diye de düşünüyorum aslında. Aa, çıkıyormuş arkadaşlar, bakın. Yanlışlıkla yaptım ama az önce isteyerek çıkartmaya çalıştım, olmadı. Ama yanlışlıkla kapağı sert açınca ızgara çıktığını gördüm. Bu güzel, evet. Evet, sanırım ızgara yavaş yavaş tam istediğim şekle geliyor. İlk başta beni hayal kırıklığına uğratmıştı ama şimdi yavaş yavaş alışmaya başladım. Yani sevmeye başladım. Hazırlanmış bir hamburgeri var. Daha doğrusu cheeseburger de diyebiliriz. Bakın, burada peyniri de var çünkü. Bunu kim yiyecek? Hanginizin olacak bu? Teresa'nın. Evet. Teresa'nın hamburgeri hazır. Ama diğer arkadaşlarımız için biraz sonra nefis hamburgerler hazırlayacağız. Bunu şimdilik buraya bırakalım. Ve pişirirken bize yardımcı olacak küçük bir masaya ihtiyacımız var. Onu da buraya yerleştirelim. İşte oldu. Pişen yiyecekleri burada hazırlıyoruz. Ve bir de içecek bardağımız var. Onu da buraya koyuyoruz. Sanırım bu barbekü bir kişilik arkadaşlar. Bakın, bir tane içecek, bir tane hamburger. Anca bir kişiye yetecek kadar sosis ve sucuk var. Etleri, tavukları, sucukları, sosisleri çevirebilmemiz için minik bir maşası var. Sucukları ve köfteleri çevirebilmesi için bir spatula var. Ve bir de el yanmasın diye eldiveni var. Hayret, bunu gerçekten kullanılabilir yapmışlar. Silikondan, yani yumuşak bir malzemeden, gerçekten de elinin girebileceği bir şekilde İçini boş yapmışlar, bakın, ve kullanılabilir halde. Ve bir de minicik şirin bir köpeğimiz var.
O da bizimle gelecek. Evet, barbekü partilerinde mutlaka yanımızda olurlar değil mi? Kediler, köpekler. Mutlaka onlar da pişen yiyeceklerden nasiplenirler. Ama bugün harika bir parti olacak. Bol bol sucuk, et, köfte yiyeceksin. Oyuna burundan harika yiyecekler yapacağım. Evet arkadaşlarım, bayağı beklettim. Hepsi çok acıkmışlar. Hadi onlar için yiyecekler hazırlayalım. Hamburgeri yapabilmem için bana bu renklerde oyun hamuru gerekiyordu. Köfte, soğan, patates, marul ve et. Ve bununla da hamburger ekmeğini hazırlayacağım. Hamburgerin yapımına önce ekmekten başlıyorum. Hamurdan soğan yapıyorum. Yeşil hamurdan da marul yapıyorum. Sarı hamurdan da soğan halkası yaptım. Kahverengi hamurla da köftemi yapıyorum. Double burger olmasını istiyorum. O yüzden iki tane köfte yaptım. Ve şimdi de biraz sosis ve patates yapalım. Köpeğim de dahil tam 6 tane hamburger hazırlamalıyım. Şimdi de hazırladım. Köfte ve sosisleri pişiriyorum. Soğanı da biraz kızartalım. Sosis de şurada kenarda pişsin. Evet. Her iki tarafında eşit kızarması için alt üst ediyorum. Soğanın çok fazla pişmesine gerek yok. Soğanı o zaman alıyorum. Ve ilk servis tabağımı çıkartıyorum. Ekmeğimin alt tabanını tabağıma yerleştiriyorum. Üzerine biraz önce kızarttığım soğanı koyuyorum. Ve şimdi de pişen köftemi alıyorum. Soğan halkasının üzerine koyuyorum. Köftenin üzerine marulumu koyuyorum. Ve ikinci köfteyi de marulun üzerine koyuyorum. Ve hamburgerim hazır. Yanına biraz patates kızartması ve soğan halkasıyla servis ediyorum. Evet arkadaşlar, hazırladığım bu ilk hamburgeri hanginiz istiyor? Ben böyle buraya bırakıyorum. En çok hanginiz acıktıysa başlayın hemen. Ben diğer hamburgerleri hazırlamaya devam ediyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın.